Ben yardımcı olacağım. Mandatı yapayım, sonra bütün ses gelmeyen... Ses gelmediği için mi diyorum? Evet. Kapatabilirsiniz. Ses gelmeyenler kapatabilir. Yardımcı olacağım. Yani şöyle yaklaşabilirsiniz. Anlıca. Şöyle yaklaşabilirsiniz. Evet, Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, az önce Selman-ı Farisi Hazretleri'nin makamını, kavlini değil, makamını ziyaret etmiştik. Ancak şu an ziyaret etmiş olduğumuz yer, Rabiatül Adeviye annemizin bizzat gerçek kabridir. Şu an Musallat'ın içerisinde Rabiatül Adeviye annemiz metfun bulunuyor. Evet, Rabiatül Adeviye annemiz İslam kadın alimlerinin başında gelir kendisi ve Basra'da dünyaya geldi. Dört çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olması hasebiyle Arapça Erba yani Rabia ismi de dört anlamına geldiği için bu ismi aldı. Çok yoksul, çok fakir bir ailede dünyaya geliyor Rabiatül Adeviye annemiz ve kayık akarsunun olduğu bir yerde kayıkla karşıdan karşıya insan taşıyor Rabiatül Adeviye annemiz. Bütün kardeşleri çalışıyor. Rabiatül Adeviye annemiz de geçimini bu şekilde sağlıyor. Ancak Basra'da bir kuraklık oluyor. Bu kuraklık dolayısıyla artık orada çalışamaz hale geliyor ve bütün kardeşleri farklı farklı yerlere gidip hayatlarını devam ettirme gayretinde bulunuyorlar. Rabiatül Adeviye annemiz de Filistin topraklarına, bu topraklara geliyor ve burada aynı Selman-ı Farisi Hazretleri'nin olmuş olduğu gibi başka birisinden başka birisine, başka birisinden başka birisine sürekli satılıyor. Köle olarak uzun yıllar bu şekilde yaşıyor. Ve Rabiatül Adeviye annemiz Cenab-ı Allah'a ibadet etmek istiyor. Ancak efendileri ona hiçbir zaman müsaade etmiyor. İbadet etmesi için vakit tanımıyor. Bir gün Rabiatül Adeviye annemiz gece vakti böyle ellerini açıyor karanlıkta ve Allah-u Teala'ya yakarıyor. Diyor ki ya Rabbim beni biliyorsun, içimi biliyorsun, kalbimi biliyorsun, benden daha iyi biliyorsun. Ben sana ibadet etmek istiyorum, sana kulluğumu gereğince yerine getirmek istiyorum. Ancak efendim müsaade etmiyor ki ben rahat bir şekilde ibadet edebileyim diye. Bu şekilde Cenab-ı Allah'a yalvarıyor, dua ediyor. Bu esnada efendisi Rabiatül Adeviye annemizi izliyor. Ve izlerken Rabiatül Adeviye annemizin başının üzerinde böyle bir nurların olduğunu görüyor, ışıkların olduğunu görüyor. Bunu görünce Rabiatül Adeviye annemizin sıradan bir insan olmadığının farkına varıyor. Ve sabah olduğunda efendisi Rabiatül Adeviye annemize diyor ki, seni azat ediyorum. Ya git, hani istediğin gibi yaşa ya da bundan sonra artık ben senin kölen olacağım diyor efendisi. Ve o süreden sonra Rabiatül Adeviye annemiz efendisinin yanından ayrılıyor ve burada şu an içinde bulunmuş olduğumuz yerde yaşamaya başlıyor. Rabiatül Adeviye annemizin aynı zamanda burası yaşamış olduğu evidir. Çok mütevazi bir hayat yaşıyor Rabiatül Adeviye annemiz. Hiçbir şekilde evlenmiyor. Tabiindendir. Yani sahabeden sonra gelen nesilde yaşamıştır Rabiatül Adeviye annemiz. Hasan-ı Basri döneminde yani Peygamber Efendimiz'i gören nesil, sahabe neslini gören nesildedir. Tabiindendir. Hiçbir şekilde evlenmemiştir. 80 küsur yıl yaşadığı rivayet edilir Rabiatül Adeviye annemizin. Kefeni hep yanında dolaşmıştır ve namaz vakti geldiğinde kefenini yere serer, kefenin üzerinde namazını kılar ve sonrasında kefenini toplar, tekrardan beline sararmış. Bu şekilde mütevazi, fakir bir hayat yaşamış. Vefat edince de bu yaşamış olduğu evin içerisine kendi isteğiyle, arzusuyla da buraya defnedilmiş. Burası da onun kabridir diyelim. Rıza lillahi teala Fatiha. Yine yukarıda görevli olan abinin olduğu yerde sadaka tutuyor. Atmak istedim.